Yeni Bakış Web TV'den herkese merhaba. Değerli izleyenler, 2019'u karşılamak üzere olduğumuz bugün, 2018'i de uğurlamaya çalıştığımız bugün, onu nasıl bilirdiniz diye sorarlarsa çok kötüydü, canı cehenneme diyebilirsiniz. Çünkü gerçekten çok kötü bir 2018 geçirdik. İnşallah dilek ve temennimiz olur ki yarın sabahtan itibaren güne başlarken yeni umutlara yelken açalım diyorum. Ülkemizde özellikle son günlerde, son bu Aralık ayı içerisinde yaşananlar her şeyin tuzu, biberi oldu. Bende iz bırakan dört gencimizin öldüğü sel felaketi olayı değerli izleyenler. Ve dün haberlerimize düşen, bugün gazetelerimizde yer alan bu ülkemizin de içinde olduğu ölümle burun buruna umut yolculuğuna çıkan insanlık, Akdeniz'de yüzlerce, binlerce insan ölmekte, gittikleri, göç ettikleri yerlerde katledilmekte, savaşın kurbanları da diyemiyorum, emperyalizmin oyunlarına getirilen insanlar. Suriye'den, Afganistan'dan ve başka savaş bölgelerinden kaçan insanlar daha iyi bir yaşam ya da hayatta tutunma kavgası vermeye çalışıyorlar. Peki Mersin limanında insanlar tıra dolduruluyor, kimse görmüyor bütün bunları ve geliyorlar bu sahte devletin limanından çıkıyorlar. Çıkarken de yakalanıyorlar. Nasıl olur bu iş? Bir bilen var mı acaba? Biz hep şunu söylüyoruz. Kıbrıs'ın kuzeyi korsan bir ada. Hukuk dışı bütün olayların yaşandığı bir olay. Burası böyle bir yer. Niye? Ya insan kaçakçılığının içinde bunları yöneten kimdir? Bir bakın bakayım kim çıkacak arkasından. Uyuşturucu güzergahı Kuzey Kıbrıs, merkez üssü, silah kaçakçılığının, insan kaçakçılığının merkez üssü, suç merkezinin tam göbeğinde bir ülke burası. Yarattığınız bu ucbeyle, Türkiye'nin etkin ve fiili garantörlüğünde yarattığınız bu ucubeyle sevininiz, ne kadar sevinseniz yeridir. Bu insanların ülkelerindeki savaşları Amerika'nın çıkarları uğruna. Ne diyorlar? Kendi halklarının mutluluğu için her şeyi mübah görüyorlar. Geldiler Türkiye'yi de kullanarak Suriye'ye sızdılar. Kafa kesen çeteleri ile birlikte Suriye'yi allem gallem ettiler. Şimdi de insanlar yaşamak için oraya buraya kaçıştırıyorlar. Türkiye'de 3,5 milyon olduğu söyleniyor Suriyeli. Oralarda organ ticareti yapılıyor. İnsan organı ticareti. Kadın bedeni ticareti yapılıyor. Ve ben kendim gözlerimle gördüm. Çocuklar köle gibi kullanılıyor. Suriyeli genç kızlar, genç delikanlılar köle gibi kullanılıyor. 2018'de emperyalizmin acımasız vampirlerin Akdeniz'de yarattıkları bir olgudur bu. Ve bunu eş başkanı Türkiye'deki Tayyip Erdoğan
Yarattığın Türkiye ile ne kadar övünsen yeridir. Açlık, sefalet, savaş, kan, gözyaşı ve hapishanelere çevirdiğiniz Anadolu coğrafyası. Ne kadar övünseniz azdır. Bütün kanallar size çalışır. Adam çıldırır hangi kanalı çevirse, açar Tayyip, kapar Tayyip. Bir zamanlar da Saddam'ın kanalları öyleydi. Ona kalmadı, Çavuşesku'ya kalmadı, hiçbir diktatöre kalmadı bu dünya. Ve Türkiye coğrafyasını ailesiyle birlikte soyup soğana çeviren ve böyle bir düzen yaratılıyor. Ülkemiz de küçük Türkiye olduğu için orada ne varsa burada da o olacak. Bizim bu stüdyolarda her gün yapmaya çalıştığımız programlarla ulaşmaya çalıştığımız kitlelere bizim demokratik insan hakları, özgürlükler, barış temasını işlediğimizi ve buna karşı duranlara iyi gözle bakmadığımızı, onları deşifre etmeyi bir görev saydığımızı söylüyoruz. Sanatsal anlamda, kültürel anlamda bir karikatüre dahi tahammülü yok adamın. Yunanistan'da birisi bir şey çizmiş, Afrika gazetesi paylaşmış. Gerekeni yapacak adamlarım dedi ve yaptılar. Linç girişiminde bulundular. Bu mudur ya? Evet, değerli izleyenler, ölümle burun buruna gerçekten Mersin Limanı'nda nasıl olur da Via Famagusta isimli gemi ile Mausa Limanı'na iki tırdan Umud'a yolculuk yapan Suriye uyruklu 21 kişi. Nasıl olur ya? Küçük bir paketi bile tırın dorsesine oradaki görevlinin bilgisi olmadan koyamazsınız. Çirkef yatağına çevirdiniz bu Akdeniz'i. Bütün umudumuz ve uğraşımız kimseye kulluk etmeden, kimseye kuklalık etmeden, belki bu adaya bu yılın ilk 3-5 ayında bir barış, bir çözüm gelir de bu ucubeden kurtuluruk. Bu üzerimize bir kene gibi yapışan ve iliklerimize kadar bizi her yönden emen bu rejimden kurtuluruz inşallah. Anastasiadis'e de buradan çağrımız var. Akele de var. Kuzeydeki barış güçlerine de var. Ya zararın neresinden dönersek kârdır Allah aşkına ya. Bu rezil düzenden kurtulalım ya. Bir yerden vurun neşteyi. Ve herkes de bilir ki yapılan konuşmalar, demeçler, açıklamalar sunidir, gereksizdir ve daha da ileri gideyim, yasa dışıdır. Kıbrıs konusunda ortaya konan sadece böyle ortalığı bulandırmadır yapılan. Geçmişte yapılan Doruk anlaşmaları, Birleşmiş Milletler kararları, Güvenlik Konseyi kararları ve AB çerçevesi ve son liderlerin çizdiği çerçeve de odur. Onun dışına kimse çıkamaz, dilek ve temenni de edemez. Çözüm çerçevesi değişmez. Bu bağlamda güneyde Akel liderliğindeki barış güçlerine büyük görev düşer. Zaten yaptıkları da odur. Akel
güneyde barış güçlerinin önderliğini yapmakta çok yalnız kaldı değerli izleyenler. Ve bugün gözümüzü açmazsak Kuzey Kıbrıs coğrafyasında bu çirkef yatağı suç merkezinde ülkemize akın akın gelen şeriat düzenine de maalesef kavuşmuş olacağız. Bu bir gazetecinin bir resim çekerek kendi sayfasında yayınlamasının neresi özel hayata müdahaledir soruyoruz. AKP politikalarının Kıbrıs Türk toplumunu dizayn etme projesinin bir parçası olarak adamıza pompalanan dinci şeriatçı nüfusunun bir parçasıdır. Normal kendi varlığı içerisinde gelişen bir olay değildir bu. Yani Kıbrıslı Türkler bu adada çarşafa büründü, örtündü. Zaten anamızın, nenemizin çarşafı siyah vardı. Ama bu Suudi Arabistan'ın şeriat rejiminin sembolüdür. Başka bir şey değil. Bütün bunlara Kıbrıslılar olarak bizler ses vermezsek, tavır almazsak bir gün gelecek ülkemizin nereye götürülmeye çalışıldığını çok açık şekilde ortaya koyan düpedüz bir haber Uyan Kıbrıslı, uyan da nereye götürülmekte olduğuna bak. Ülkemiz sinsi sinsi masumhane tavırlarla özgürlük diye diye yobazların hakim olduğu bir düzene doğru hızla yol alıyor. Götürülüyor, yani elinden zorla tutuldu, götürülüyor. Kim dur diyecek buna? O mebet umduğumuz iç dinamikler, demokratik kitle örgütleri. Çünkü toplumu ateşleyen unsurlar onlardır. Onlardan da eğer ses çıkmıyorsa yapacak çok fazla bir şey yok. Çok çok önümüzdeki aylarda biz de bizim sarı yelekleri giyen inşaatçılardan başlayıp örgütleyecek, sokağa indirecek. Başka çaremiz yok. Çünkü sendikalardan umudumuzu kesiyoruz, işçilere bel bağlayıyoruz. Değerli dostlar, 40 yıldan beri tanıdığım bir dostumun ansızdan hastanede yattığını duydum. Ve soruyorum buradan, bize soranlara da cevabım olsun. 2019'dan nasıl umutlu olalım diye ben soruyorum. Bu ülke o kadar bir yığınla sorunlar yumağına getirildi ki hasta olmamak, kansere yakalanmamak, tansiyon, şeker, bu gibi hastalıkların size gelmemesi, ne bileyim kalp krizi geçirmemeniz mucize sayılır bana göre. Eğrisiyle, doğrusuyla, yanlışıyla, günahıyla bu ülkede özgürlük ve kurtuluş için bir mücadele verdik, vermekteyiz. Aynı yolu yürüdüğümüz dostlarımızdan İzzet İzcan yoldaş bugünlerde hastanede yatmakta. Onu ziyarete gittim. Ameliyat için hazırlıyor onu doktorları. 40 yılı aşkın bir tanışmışlığımız var. Bir dostluğumuz var. Siyasette eğrisi yanlışı engebeli yollardan yürüdük. Ne yapalım? Biz zor bir yolu seçtik değerli dostlar. Kolayını seçenler, İdeolojisini ve ilkelerini satanlar gözümüzün önünden geçiyorlar birer birer. Yüzlerine tüküresim gelir ama
Benim terbiyem buna müsaade etmez. Biz 1977 1 Mayıs'ında ben askerden çıktığımda evime gideceğime partime gittim o yıllarda. Ve niçin oraya gittim? Emeğin en yüce değer olduğu, emekçilerin, işçilerin haklarını savunduğuna inandığımız Cumhuriyetçi Türk Partisi. 90-94 yıllarına kadar bu ilke ve ideolojileri, düşünceleri savundu, mücadele verdi. Ama içinde örgütlenen soysuzlar ideolojilerini ve ideallerini öğrenim gördükleri Ankara'ya satanlar onu raydan çıkararak liberallerin merkezine götürdü, teslim etti. Çıkarcıların, menfaatçıların ve kafanı kullan diyenlerin partisi haline getirdiler. Bunları eleştirmeye devam edeceğiz. Bugün bakmayın, siz yeşilden kırmızıya döndüler gene ama politikaları, uyguladıkları politikalar tam bir liberal. Ve son bir yılda dörtlü koalisyon içerisinde CTP'nin başını çektiği bakanlar tam bir hayal kırıklığı yaratıyor. Tam bir hayal kırıklığı yaratıyor. Bende ve toplumda. Tarımda uygulanan politikalara bakınız. Tarımda uygulanan politikalara bakınız siz. Ekonomide, enerjide uygulanan politikalara bakınız siz. Hiç kimse keyfi iç rahat yapamaz. Tüzük ve program oradadır. Onu da geçtim, hükümet programı oradadır. Kıbrıslı Türk insanına bu reva görülmemeliydi. Sizin sayenizde geçmiş yıllarda olduğu gibi UBP tek başına gelecek. Ha, bir şey değişecek mi? Halka yansıyan icraat olarak. Onlar almasını da bilir, dağıtmasını da bilir. Siz alıp dağıtmayı da beceremezsiniz. O yüzden işimiz halkın her geçen gün o sandığa küsme olayı her geçen gün artmaktadır. Sevgili dostumuz Ülker Fahri, kaç yıl geçti KKTC'nin ilanından bu yana? Tam 35 yıl. Dile kolay, 35 yıl. Güzel şeyler yazmak isterdim. İsterdim diyorum çünkü yazacak güzel bir şey bulamıyorum. Hatırlarsanız çok güzel şeyler vaat edilmişti. 15 Kasım 1983 günü ile başlayan yeni yaşamımızda Kıbrıslı Türkler kendi kendi devletlerine kavuştular ve kısa süre içerisinde tanınacaklar, dünya ile bütünleşecekler dediler. Bırakınız dünyanın tanımamasını bir yana, bu ucubeyi, bu yaratığı, bu hilkat garibesini, Türkiye, Kıbrıs'ın kuzeyinde kurduğu egemenlikle meclisi, hükümeti, belediyeleri tam bir kukla haline getirmiştir. Kukla. İpini Türkiye'den tutup çektikleri bir yapı. Yani küçük Türkiye dediğimizde her şeyiyle birlikte. Alın size demokrasinin beşiği Türkiye ve Kuzey Kıbrıs. Takdir bizi izleyenlerindir. Yazdığımız yazıları okuyanlarındır. Değerli izleyenler,
yolsuzluk olayı, Kuzey Kıbrıs yolsuzluk şampiyonu Türkiye ile birlikte aynı sırayı paylaşırlar. Değerli izleyenler. Uluslararası Şeffaflık Derneği tarafından her yıl yayınlanan Yolsuzluk Algı Endeksinde 100'ün üzerinden puanlandırılan 180 ülke arasında KKTC ve Türkiye 40 puan alarak sınıfta kalırken Güney Kıbrıs ise 56 ile geçer not aldı. Yani dökülmeyen, rüşvet vermeden, yolsuzluk yapmadan hiçbir dairede işiniz olmuyor. Bugün işte yılbaşı arifesi, Gönyeli'den Yenişehir'e bir saatte gelebilirsiniz ve trafik karmaşası içerisinde insanlar bir telaş, halbuki çalışan emekçiler, ezilen halklar için sıradan bir gün, benim için şahsen sıradan bir gün. Biz çalışıyoruz bugün de, bu akşam da, sabahın erken saatlerinde de. İnsanımıza bu ülkenin gerçeklerini ulaştırmak için gazetemizi yayınlamak durumundayız. Bu programları bugün dahi yapmak, sizlere iletmek durumundayız. Bizi Avustralya'da, Melbourne'da, Sydney'de, Canberra'da izleyen izleyicilerimiz var. Londra'da bizi izleyenler var. Bu insanların burada bizim tutmamız gereken aynayı, onlara gerçekler neyse onları göstermemizi izliyorlar değerli izleyenler. Ve trafik kazaları o kadar bir çoğaldık ki bu aday arasında yaya yürümeye araçlardan bize yer kalmadı. Ve her gün Allah'ın günü, Allah'ın saniyesi kazalar. Ve bu Gönyeli çemberinde sabah 7.15'ten 9.10'a kadar geçebilmek için cambazlık yapıyor şoförler. Yakışmıyor da bize orada yaptığımız hareketler değerli izleyenler. Gerek biz gerekse sonradan gelenler. Sırada gitsek daha erken geçeceğiz. Birbirimizi ezerek, kaza yaparak hedefe varmaya çalışırız. Sadece Kuzey Kıbrıs'tan bahsetmiyoruz eleştirilerimizi yaparken. Güney'de sıkıntılı ve sorunlu. Al birini vur ötekine misali. Kaçakçılık merkezi, bütün ada. Dün bagajda Larnaka havaalanında 20 kilo esrar. Ne cesaret ya! Ne cesaret! Bir yolcu bagajına 20 kilo uyuşturucu yerleştiriyor ve götürecek başka yere. Ya geçirirsem dedi herhalde. Ve muhabir arkadaşlarımızın pazara gidip esnafla, halkla sohbetleri var. Oralarda fiyatları, evet hüküm et, edemiyorsunuz. Domates 7-10 TL, salatalık 10 TL, buyurun yılbaşı yapın bu akşam. Aldığınız maaş uçtu gitti. Nar yemesek de olur 6 TL. Badades yemesek olmaz be insanlar. Ayıptır ya. Gerçi
20'lerden 25'lerden düştü ama 6 TL. Ama nereden çıktı buraya? 1.80'lerden çıktı. Dün bir arkadaşım Doğancı'da patates üreticisi, bugünlerde patatesini çıkaracak. Sakın tüccara verme dedim. Koy arabana getir Lefkoşa'ya. Tüccara vereceğin fiyattan halka satan ve bitirin malını. 1 lira aşağı ver, sıcak parayı yap ve git köyüne. Hasba yesin tüccar. Yediler yuttular doymadılar. Onları denetleyen bir yapı da yok burada. 1000 defadır söyledik. Ülkeye giren bütün gıdaların, tüccarın getirdiği bütün malzemenin fiyatlarını bilirsiniz. Hala daha fiyatlar marketlerde düşmedi be kardeş. %30 TL değer kazandı son 1-2 ayda döviz karşısında. Ama fiyatlar saatin zembereği gibi durdu, durdu, kımıldamıyor. Neyi yönetirsiniz siz ya? Serdar Bey, Özdil Nami Bey, Tufan Bey, Cemal Bey, hepsiniz de sınıfta kaldınız. Halka 10 TL'ye salatalık. Rum'da der Androbia, ayıp. Ayıp. Ve bu akşam evinde veya dışarı çıkacak insanlar maaş yetmeyecek kendilerine. Allah'ın kestanesi 25 lira değerli izleyenler ve bizim tabii ithal ürünlere bir bakarsanız Türkiye'de raflarda onların fiyatı kaç para? Bizde enginarın tanesi 5 lira. Mesela Hostes 15 lira bir emek ister o. Gider ovadan toplar, ayıklar, temizler. Ama ayıklanmış Hostes de 50 TL. Ayıklanmamış 15 TL. Kim? Evet. Değerli izleyenler, bugün arkadaşlarımızla birlikte bizi izleyenlere bir eser armağan edelim dedik. Hazırsa arkadaşımız hemen sizlere izletiyoruz. Kısa bir aradan sonra yeniden birlikteyiz. Kuytu bir meyhanede buluştu üç arkadaş. İçtiler yavaş yavaş. Lezzetli sevgiydi, gönülleri kaniydi. İnsanları sevmekti. Ellerinden sıyrılık, dünyayı pişirmek acın keder. Hepsini birer birer yeryüzünden sildi. Buğday ambarlarını açtılar sonuna dek, doyurdular insanları. Savaşan dünyamıza getirdiler barışı, kırdılar silahları. Ellerinde sihirli leylek, dünyayı değiştirmek acın keder. Hepsini birer birer yeryüzünden sildiler. Ellerinde sihirli değnek, tüm insanları mutlu kıldılar. Kötülükleri sildiler. Çıktılar meyhaneden sallana sallana, yürüdüler kol kola. Güneşin
güneşin ışıkları vurdu sokaklara. Görünce gerçekleri ellerinde sihirleyip bir dünyayı değiştirmek acı keder. Hepsini birer birer yeryüzünde gördüler. Ellerinde sihirli değnek ne dünyayı değiştirmek acı keder. Hepsini birer birer yeryüzünde gördüler. Yeniden birlikteyiz değerli izleyenler. Yeni Bakış ve Radikal Gazetesi her gün olduğu gibi yarın yine bayilerimizde olacak. Bu duyuruyu da yapmış olalım size. Ve değerli izleyenler, 2018'i uğurlarken 2019'da yeni bir dünya, yeni bir ülke dileyelim. Savaşsız, sömürüsüz, insanın insanı ezmediği bir yaşam herkese sunulsun diyoruz. Ve aklın yolu birdir. Havadis gazetesindeki arkadaşlar da kutlama evde bile lüks. Yeni yılı evinde karşılayacak olanlar yılbaşı yemeği alışverişi için dün süpermarketlerin, kasapların yolunu tuttu. Süpermarketlerin etiket fiyatları cepleri bir hayli zorladı. Ne diyorduk az önce biz? Kasaplara Erkutçu Ali kasaba gider miyim sen ya? Tufan Bey kasaba gider misiniz? Ayıptır ya. Bir de insanlar güneyden gidip bu alışverişleri yaptığında şu kadar milyon euro güneye akar diye şikayet ediyorsunuz. Mesele şu kadar basit. Kasap kaça alır kirli hayvanı, canlı, kaça mal eder ve kaça satar? 80 TL'ye bugünlerde eti satan kasaplar var. Ayıptır ya. Fırsatçı tüccarı ve satıcıyı en keskin bir şekilde cezalandırmanız gerekir. Çanak tutarsınız, onlardan beslenirsiniz. Bakınız tam da piyango çekiliş günleri. Yüzlerce bilet alırlar partinizin biletlerinden. O yüzden onlara dokunamazsınız. Tüccara dokunamazsınız. İşçiye, emekçiye, ezilene dokunuyorsunuz. Yuh olsun size. Ve bu akşam evinde dahi doğru dürüst bir yılbaşı gecesi yapamayacak kadar fakir fukara insanların olduğu bu ülkede sizler lüks yaşamanızdan hiç feragat etmeyiniz. Biz de dışarıdan PVC getiririk, kaça alırız fabrikadan, kaça gelir dükkanımıza bu mal, bilinir, hepsi faturada var. Nasıl olur da bu gıda fiyatları düşmez yahu? Biri çıksın da izah etsin bunu ya. Ben cahilim, anlamam. Halk da cahildir, anlamaz. Nasıl olur da etiket fiyatları marketlerde aynı yerde durur? Değerli izleyenler, gerçekten ben anlamaya çalışıyorum ama bu %30 bahsediyor Maliye Bakanı, bakınız. Hayat pahalılığı diyor %30. Kendi hesaplamalarına göre, bize göre de %100'dür hayat pahalılığı. Çünkü
Bunların şoförleri gider alışverişi yapar. Kendileri gidip alışveriş yapmaz. Marketten verilen fişlere de bakmazlar. Ve insanların akşam durup markette 3-5 parça bir şeyi kaç paraya aldıklarını bunlar bilmiyorlar. %30'muş. Ve %30 harçlara zam yaptılar. Yarından geçerli olmak üzere. Yani nedir bu? Devlete ödediğiniz bütün haraçlar, haraç veriyorsunuz ya, pul vergisi, bilmem ne vergisi, işte halkı kapattılar bu mandıraya, esir kampına, istedikleri yöne sürüyorlar. Ama toplumsal yapımız o kadar bir bozuldu ki, buna dur diyecek bir şey de kalmadı. Değerli izleyenler, susma. Sustukça sıra sana gelecek ve kimseyi yanında bulamayacaksın. Örgütlü mücadele verebilen birkaç tane ilkeli örgütümüz kaldı. Onlara da operasyonlar düzenliyorlar etkisizleştirmek için bu ülkede. Baksanıza AKP bu ülkede toplantılar yapıyor. Salonlar tıklım tıklım doluyor. Uluslararası hukuka göre ve bizim iç hukukumuza göre bu suçtur. Ama bizimkiler bunları görüyor, duyuyor ve müdahale edemiyor. Müdahale edemiyor. Kim edecek? Kim şikayet edecek? Polis. Polise kim şikayet edecek? Velhasıl biri gitti de etti. Polis kimin? AKP'nin. Asker kimin? Onun. Sokakta yürüyen kim? Onun. Yargı. Daha yargının bir kısmı. Tam demiyorum çünkü ağır, aksak ve yanlış icraatlarının da olduğu bir yargı sistemimiz vardır. Ama en azından diğer sektörler gibi kirletilmediği oraları, sayıştaylık, kamu hizmeti gibi birkaç kurum buralarda istenilen düzeyde bile olmasa, akmazsa damlar derdi dedem. Evet, gerçekten yolsuzluk olayları da ülkede başını aldı gidiyor. Bu ülkede trafik kazalarından ölen insanımızın ölmeye devam edeceği anlaşılmaktadır 2019'da da. Çünkü gerçekten hem dıştan gelen yurttaşların sorumsuzlukları var bu ülkede, bilinçsizlikleri var. Bir de bizim kendi yapımızın bozulması nedeniyle vurdum duymazlık hat safhaya ulaşmış gibi görünüyor değerli dostlar. Ve yani işte bu devletin, devlet demeyeceğim, vilayetin yapmış olduğu harçlara zamları savunanlar da var. Bunu yerden yere vuranlar da var. Ve ülkemizde örgütlenen, örgütlenmeye çalışılan diğer siyasi dıştan gelme yapılar. Son günlere damgasını vuran olaylardan biri de KAS çalışanlarının ortaya koydukları son dönem eylemleri. KAS çalışanlarına dostane bir eleştirim vardır. Bugün
kas bu hale geldiyse getirenler kadar sizin de yanlış ve hatanız var. Bu batmış olan kuruma Fikret Çavuşoğlu ve UBP'den aldığı talimatlarla yığılan, istihdam edilen insanların ekmek parası adı altında oralara kümelenmesine seyirci kaldınız. Ve aylar önce başlayan eylemlerinizi doğru yönetemediniz. Son dönemde yaptığınız eylemlerle ses getirmeye başladınız. Bizler de Yeni Bakış, Web TV, Gazete ve Radikal Gazetesi olarak burada yanınızda durmaya çalıştık. Sesinize ses vermeye çalıştık ama kendi öz eleştirinizi de yapmanızı bekleriz değerli dostlar. Ve Çavsen Mehmet Davulcu arkadaşımız da dün bir mesaj yayınladı. Bu mesajında o da hükümetin bir yıllık karnesini değerlendirdiğinde sınıfta bırakıyor dörtlü koalisyon hükümetini. 2018'in muhasebesi iyi yapılacak demiş. Hani Cumhuriyet Meclisi de derler ya, adamın sigortası atar. Ne cumhuriyeti be? Sadece meclis deyin bari adına. Meclis başkanı. Bize güleller, kıs kıs güleller bize değerli dostlar. Yani bu ülkede gerçekten bize kıs kıs güleller. Güneyde yayınlanan haberlere baktığımızda eski Dışişleri Bakanı Markullis'in de dediği gibi alternatif çözümler konuşmak dahi tehlikelidir. Zaten zamana oynar diye böyle konuşur. Ve sırf gün gitsin para gelsin misali zamanın geçmesini beklemektedir. Ve sanki da zaman onlara çok şey kaybettirecek ya da kazandıracak değerli izleyenler. Evet, 2019'a az bir süre kala Ocak ayında tam bir terör estirilmişti bu ülkede. Bir yıla yakın Afrika gazetesi işte bu linç kampanyasının talimatını alan örgütler, bireyler, kişiler taşları, sopaları alarak oraya, gazetenin olduğu yere gittiler. Meclisin damına çıktılar. Ve Türkiye'nin vurun kahpeye talimatıyla saldırılarını Sayın Akıncı'ya kadar yönlendirdiler. Bu güruh, bu çağda böyle fikirlerin, böyle düşüncelerin olması, o yüzden güruh diyoruz. Hatırlarsanız bizim çağımızda Vurun Kahpe'ye filmi vardı ya, tam da onun gibi bir şey değerli izleyenler. Evet, devam ediyoruz. Biraz daha gezelim gazetelerimizi. Bizim gazetelerimizi, doğruyu yazan bir iki gazeteyi biraz daha gezelim. Güneyde başkan bizi federal çözüm istediğine ikna etmedi diyor. Akel, Kıbrıs büro şefi, eski müzakere heyeti üyesi Dumazos Çelebiz
Anastasiadis'in kendilerini federal çözüm istediğine ikna edemedi. Hani bu Anastasiadis evetçiydi, çözümcüydü. Ne oldu? Hatırlarsanız ne oldu? Çünkü adam aldığı misyon gereği evetçi olduydu. Çünkü adada iki evet istenmezdi. İstenseydi iki evet çıkarırlardı bilesiniz. EOKA'nın kurduğu bir parti, EOKA'nın kurduğu bir parti DİSİ, DİKO ve diğer faşist unsurlar bu ülkede barış isteyecek. Daha da ileri gideyim. Amerika BM bu ülkede çözüm barış istediği de sağlayamadı. Güvenlik Konseyi kararları Irak'a, Yemen'e, Afganistan'a, Suriye'ye uygulanır da bu korsana da yani uygulanmaz. Libya'yı paramparça ettiler. Ben iki defa gittim Libya'ya. O güzelim Libya'yı paramparça ettiler. Tanınmaz halde. Şehirleri o Türk müteahhitlerinin de yaptığı o şehirler yerle bir. Tripoli'de, Trablus'ta yani, Bingazi'de, Homs'ta, oralarda gezdik, gördük iki defa. 1982 ve 92'de olmak üzere iki defa Libya'ya gittim. O güzelim Libya'yı, Akdeniz ülkesidir o da, katletti emperyalistler ve buna çanak tuttu ana vatanınızda. Katkı koydu. Tıpkı Suriye'deki IŞİD çetelerini oraya sürdüğü gibi. Bugünlerde de ÖSO çetelerini yönlendirmeye çalışmaktadır. Değerli izleyenler, ve işte bütün gazetelere baktığımızda dilek ve temenniler. Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı son bir yılda sermayelerini sermayeden yana hükümet tarafından iki katına çıkardılar sermaye kesimleri, ticaret erbabı. O yüzden emekçiler, işçiler uyanın, dar gelirli insanlar uyanın. Takım tutar gibi siyasi parti tutmayın. Barış ister diye de yaptığı takiyeye inanmayın. Evet, 93-94 yıllarına kadar okey, tamam idi. Sonrasında bozuldu, satıldılar. Ruhlarını Ankara'ya sattılar parayla. Kıbrıs Türk Hava Yolları'nı ben batırmadım. Yediler, yuttular, doymadılar. Ve ondan sonra da gözyaşı, sahte gözyaşı dökülür. Böyle bir şey olabilir mi değerli izleyenler? Sizin bu ülkede emekten yana, ezilenden yana olduğunuzu ben hiç görmedim. Kaç defa hükümete geldiyseniz yüzünüze, gözünüze bulaştırdınız. Sahte koçanları bile Denktaş'la işbirliği yaparak siz verdiniz bu ülkede uluslararası hukuka aykırı olarak. Peki zamanında yapılan uyarılara niye kulak vermediniz? Bu sahte koçan meselesi başımızı ağrıtacak diye günlerce kavga ettik, birbirimize girdik. Ama siz bildiğiniz yoldan dönmediniz. Niye? Son olarak şunu söyleyeyim size. En güzel yerleri kendi aranızda yeşilciler paylaşasınız diye İTEM yasasına evet dediniz. Ankara'daki rejimlere parmak kaldırdınız. Bugün de halktan yana görünen sahte tavırlarınız vardır.
Mecliste 4 tane parti, hükümette 4'lü koalisyon. 2 tane de dışta muhalefetmiş. Al birini, çal ötekine değerli izleyenler. Bu ülkede ya alternatif bir güç yapı oluşturacak bu mevcut statükoya karşı ya da teslim olup gidecek ya da üçüncü bir şık bu rejimi kendilerine bir köprü olarak kullanıp kafalarını çalıştıran arkadaşlar gibi kafayı çalıştırıp biz de saf değiştirecek. Değiştiremeyik ya. Evet değerli izleyenler, bizler bu stüdyolardan ve gazetelerimizden sizlere doğruları, sadece doğruları şeffaf bir şekilde aktarmaya devam edeceğiz. Gerek tek başımıza, gerekse stüdyolarımıza çağırdığımız konuklarımızla birlikte bilimsel, hukuki tartışma zeminlerinde ortaya koymaya devam edeceğiz. Sizler yarın ve yarından sonraki günlerde adalet, barış, çözüm, özgürlük yolunda dileriz önünüz açık olur. Ama en önemlisi sağlık diyoruz. Herkese önümüzdeki yıl sağlık, huzur, demokrasi, belki biraz da refah gelsin diyoruz değerli izleyenler. Ve bugünkü programımızı da burada sonlandıralım. Bize ayrılan süre bu kadar. Yeni programlarda birlikte oluncaya kadar hoşça kalınız.